Evet arkadaşlar, şimdi Lazca'ya özgü bir gramer kuralından bahsedeceğim. Bunun Türkçe'de tam bir adı, bu kuralın tam bir adı yok. Mutlaka dil bilimciler bir isim veriyor olabilir, veriyordur bunu ama dil bilimde ne isim verildiğini bilmiyorum. Çünkü İngilizce'de de böyle bir yapı yok bildiğim kadarıyla, yani İngilizce bildiğim kadarıyla söylüyorum. Türkçe'de de böyle bir yapı yok. Ama farklı şekillerde elbette ki aynı şeyler ifade ediliyordur. Şimdi ben buna Mamtinoba dedim. Lazca bir isim. Yani Mtini, Tini doğru, gerçek anlamına geliyor. Doğrulayan, olumlayan anlamında Mamtinoba diye bir isim verdim ben buna. Bu değiştirilebilir elbette ki. Nelerden bahsediyoruz? Ko, Do ve Menda eklerinden bahsediyoruz. Ko, Do, Menda. Bunlar fiilin en önüne gelen, en başına gelen eklerdir. Şimdi Lazca bir fiil, çekimli bir fiil nelerden oluşur, hangi eklerden oluşur aslında onu da bir anlatmak istiyorum. Anlattıkça aklıma geliyor, onu anlatıyorum bir sonraki derste. Şimdi bakın buna bir gelelim, bunu bir konuşalım, bakalım ne kadar anlatma konusunda başarılı olacağız. Şimdi diyoruz ki musafiri mohtu. Musafiri mohtu, misafir geldi. İkinci cümlede musafiri ko mohtu. Burada ko ekini, yani mamtinoba'yı ekliyoruz. Musafiri ko mohtu. Peki musafiri mohtu ile musafiri ko mohtu arasındaki fark nedir? Musafiri mohtu dediğiniz zaman beklemiyordunuz, ummuyordunuz. Böyle bir plan yoktu, böyle bir bilginiz yoktu misafir geleceğine dair. Ve geldi. Yani haberiniz olmadan geldi. O zaman musafiri mohtu diyorsunuz. Ya da şöyle, pazarda, Rize'de bir yerde oturuyorsunuz, kahvede. Birisi yanınıza geliyor, diyor ki, başbakan geldi. Eğer başbakanın gelmesi umulmuyorsa, yani başbakan birdenbire apar topar kalktı, pazara geldi ya da işte yolu düştü, geldi her neyse. Beklenmeyen bir durumsa şöyle diyor, başbakanı mohtu. Beklenmeyen bir şey. Ama eğer siz orada bekliyorsunuz, geleceğini de biliyorsanız, beklenen, umulan, tasarlanan, düşünülen bir durumsa bu, o zaman diyorsunuz ki, musafiri komohtu, başbakanı komohtu. Başbakanı bekliyorduk, geldi. Sorusu şu, başbakanı mohtu'yu, yani şununla bağlantılı soruyoruz. Sorulabilir böyle. Soru, başbakanı mohtu'yu, ho mohtu. İkincisi, başbakanı var mohtu diyebilirsiniz. Başbakan gelmedi. Pardon, musafiri var mohtu. Ama var ko mohtu diyemezsiniz. Var ko mohtu. Bu ko, do ve menda en başa gelen bu eklerle, bu mamtinoba ekleriyle olumsuzluk kelimesi aynı anda kullanılamaz. Yani ko mohtu olur ama var ko mohtu olmaz. Şimdi buraya gelelim. Dağ ism tutib ziri. Dağ ism tutib ziri. Dağda ayı gördüm. Ha, Türkçe'de ne deniliyor? Şöyle kullanılıyor. Dağda ayı gördüm. Dağda ayıyı gördüm. Şeklinde kullanılır. Evet, dağda ayıyı gördüm. Yani bir ayı aranıyor herhalde. Karşılaşılacağı biliniyor. Ayıyı gördüm dediğiniz zaman o spesifik şeye parmak basıyorsun. Onu gördüm, yani bakmamız gereken. Sanırım İngilizce'deki the'nin kullanışına biraz benziyor bu. Şimdi altta dağ ism tuti kobziri. Kobziri dediğiniz zaman dağda ayı var biliyorsunuz. Arıyorsunuz ve buluyorsunuz. Dağ ism tuti kobziri. Üçüncüsü dağ ism tuti var biziri. Dağda ayı görmedim. Gittiniz, dolaştınız. Zaten beklemiyorsunuz görmeyi ve görmediniz. Tuti var biziri. Karşılaşmadınız. Ama tuti var kobziri olmaz. Yani ko ile var bir arada kullanılamaz. Çünkü şöyle söyleyelim bir taraftan da. Bu ko dediğimiz şey aslında ho şeklinde de kullanılıyor. Mesela ho mohtu
da olabiliyor. Sapanca'da kullanılıyor. Yani komohtu yerine kobziri, yani hobziri. Kobziri kullanılır mı? Kullanılıyor. İkisi birden kullanılıyor. Yani ko yerine honun kullanıldığını biliyoruz Lazca'da. Ve bu ko evet anlamına geliyor. Biz ko, ho diyoruz genellikle ama Lazca'da evet anlamına gelen tek kelime ho değil. Bir de ko var. Ko da aynı anlama geliyor. Evet anlamına geliyor. Ko. Ho. Evet. İkisi de evet anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bu olumlama kelimesini bir noktada şuna benzetebiliriz. Şuradaki varla ko ya da ho aslında benzer bir şey ifade ediyor. Benzer bir işlev görüyor. Bunlar birer kelime. Var, hayır diyorsunuz. Ko, evet diyorsunuz. Şuradaki ko da yani evet gördüm gibi, tabii ki gördüm, evet gördüm gibi bir anlama geliyor. Dolayısıyla bir olumlama eki, bir olumsuzluk eki, bir olumluluk ekini aynı anda kullanamıyorsunuz. Şimdi buradaki do bir diğer şey. Do, bu da bir mamtinoba. Gene olumluluk durumlarını ifade etmek için kullanılıyor. Yani beklenen durumları ifade etmek için kullanılıyor. Ama evet anlamı yok. Yani günlük hayatta do demiyoruz evet için. Ho, hobziri deniliyor. Kobziri de deniliyor. Ama dobziri denmez yani. Bir de menda var. Bu daha sayılı kelimeler, fiillerde kullanılıyor. Mesela baba mendahtu, baba gitti mi, mendahtu gitti. Bunun bir mamtinoba olduğunu nasıl anlıyoruz? Şey olmuyor, baba var mendahtu olmaz. Baba var idu denir kesinlikle, var mendahtu denmez yani. Böyle de bir kullanımı var. Başka örnekler de vermek mümkün tabii, sözlüklerde görülebilir. Mesela şurada şiir bicari, şiir yazdım. Şiiri dopcari. Bir şiir yazacağınızı söylediniz, şiir yazma planınız var ve yazdınız. O zaman şiiri dopcari diyorsunuz. Yani şiir, Türkçedeki şiir yazdım ile şiiri yazdım gibi. Bir kız gördüm ile bir kız, şey, kızı gördüm der gibi. Bunun gibi bir şey, evet. Aynen böyle bir şey yapıyor, anlam veriyor. Şiiri docari, şiiri yazdın mı? Yani yazacaktın. Şiiri yazacaktın, yazdın mı? Ne diyeceksiniz? Şiiri dopcari diyebilirsiniz ama olumsuz kullanacaksanız şiiri var dopcari denmez. Şiiri varpcari denir. Burada tskai dovobam, tskai kodovobam. Bu örneği bilerek verdim. Çünkü şurada do var. Bu do ile şuradaki do aynı değil. Çünkü nasıl anlıyoruz aynı olmadığını? Önüne ko geliyor. Yani tskai dovobam, tsari dovobam, suyu döküyorum. Tskai kodovobam dediğiniz zaman suyu, bir su var artık abdest suyu mu, çay suyu mu, ne suyuysa onu rutin olarak döküyorum. Kodovobam diyor. Bu zamandan zamana değişmiyor bu kodo menden anlamları. Bunu da söyleyelim. Var dovobam, dökmüyorum diyor ama var kodovobam şeklinde olmaz. Bu buradaki dohedi, kodohedi meselesi. Emir kipinde dohedi, otur. Ama kodohedi dediğiniz zaman ne çıkıyor ortaya? Verilen emri, emrin anlamını, şiddetini, derecesini güçlendiriyor. Dohedi, kodohedi. Yani oturman gerekiyor gibi. Dohedi. Şu dohedi. Lütfen oturur musun? Aslında diyoruz ya, mesela Lazca'da nezaket cümleleri yok ya da ifadeleri yok. Bu çok doğru bir şey değil. Çünkü biz Lazca'yı, yani çoğu insan diyelim ve biz aslında bütün yönleriyle çok iyi araştıramadığımız için, bilmediğimiz için neyin hangi ifadenin neyi karşıladığını da bilmiyoruz, bilemiyoruz. Mesela birisine doheri dediğiniz zaman aslında nazikçe oturur musun anlamına geliyor. Ama kodohedi dediğiniz zaman biraz otur anlamına geliyor. Yani gerçekten iş emir anlamına geliyor. Evet emir vermiş oluyorsun ama dohedi, bakın burada nezaket var. Dohedi, işo dohedi, öyle otur, öyle oturur musun? Ama hep kodohedi, oraya otur. Mesela momçi, ver,
verir misin gibi biraz ama komomçi mutlaka ver. Bana ver. Var komomçi olmaz. Bir şey daha son olarak belirtip bu dersi, bu konuyu kapatıyorum. Bu mohti ile burada yazdık mı? Musafiri mohtu. Ha, bunu şöyle yapalım. Misafiri falan geçelim şimdi. Şurası mohti ve komohti. Mohti, komohti. Şimdi mohti laz diye bir şey vardı. Bu Marmara bölgesinde kullanılan bir şeydir. Mohti laz. Mohti gel demek. Muhtemelen Lazlar konuşurken mohti, komohti ifadelerini çok kullandıkları için, çünkü mohti Laz da diyorlar, komohti Laz da diyorlar. İkisi de kullanılıyor. Bu Lazca'da gel anlamına gelen, mohti ya da komohti, ikisi de gel anlamına gelen ifadeler. Yabancılar daha çok bunu duydukları için Lazca konuşan insanlara işte mohti Laz vesaire yakıştırması yapıyorlar. Laz'ın mohtisi vesairesi yoktur. Mohti idi diye bir kategorisi yok. Laz, Laz'dır yani. Bir tane var. Bir tane Laz var. Evet. Şimdi sayın Lazca ilgilileri, meraklıları, bu Mamtinoba dediğimiz Kodo O Menda meselesi böyle. Elbette ki kısıtlı zamanda kısıtlı şekilde anlatıyoruz. Bunun devamında ben şimdi Lazca'daki fiil yapısı, bir fiilde ne var ne yok, onu bir anlatmaya çalışacağım biraz sonraki derste. Gayet evziyatı. Dersi de çoğu guruş halatı.